Aksaray Belediyesi'nden sürprizlerle dolu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yemek programı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar ve aileleri için yemek programı düzenledi. Protokol konuşmalarında engellilerin sorunları gerçekçi bir şekilde ele alındı, gönülden birlik beraberlik mesajları verildi. Sevgili dostlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bildiğiniz gibi bir farkındalık günüdür. Bir kendimizi toplumla iç içe olduğumuzu kişilere ispat etme günüdür. Ziyadesiyle şu anki salonda bunu biz görüyoruz. Gerçekten bizi bir araya getiren, bu yemekleri oluşturan Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer Bey'e, Başkan Yardımcılarına, Kültür Müdürümüze ve Kültür Müdürlüğü çalışanlarına hasreten tüm dernek başkan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık. Biz bu faaliyetleri, engellilerimizin her zaman yanındayız. Belediye olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, valiliğimiz, devletimizin kurumları olarak her zaman engellilerimizle beraber onların sosyal hayattaki sorunlarını çözmek, onlara karşılaştığı zorlukları çözmek adına her fırsatta, her vesilede yanlarında oluyoruz. Hükümetimiz zamanında da çok büyük bu konuyla ilgili yatırımlar yapıldı. Çok güzel gelişmeler sağlandı. Hem engelli ailelerimize, hem engellilerimizin kendilerine, kamuda istihdam edilme noktasında, özel sektörde çalışma imkanlarına, sosyal hayatta mobilitesinden, beslenme konularına kadar birçok alanda gelişme sergilendi. Tabii ki bu yapılan çalışmaların hepsi yeterli değil. Bundan sonra da çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Biz de belediye olarak engellilerin istihdamı noktasında bu hafta içerisinde İş Kurum Müdürlüğümüz tarafından bir hediye ile ödüllendirildik. Bilindiği gibi herkesin bir imtihanı var. İnsan kaderini yaşar. Hepimizin bir şekilde dünyada, yaşadığımız dünyada imtihanımız var. Kimisi mal varlığıyla imtihan edilir, kimisi evlatlarıyla, kimisi fiziksel durumuyla, kimisi ruhsal durumuyla. Herkes bir şeyle, kimisi makamıyla, kimisi mevkiyle, herkes bir şeyle imtihan edilir. Önemli olan o imtihanı sabır ve sükunet içerisinde geçebilmek, Hak Teala nezdinde inşallah salih ve dürüst bir kul olabilmek. Bu dünya bir şekilde gelip geçecek. Hepimiz görevimizi yapıp tamam ifa edip tamamlayıp gideceğiz. Önemli olan insan gibi yaratılmış gayemize, eşrefi mahlukat gayemize uygun bir şekilde yaşayıp ömrümüzü tamamlayabilmek, çocuklarımızı hayırlı ve güzel bir miras bırakabilmek hepimizin en büyük dileği. Ev sahibi belediye başkanı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer'le birlikte misafirleriyle tek tek ilgilendi, hatıra fotoğrafı çekindi. Engellilere dair faaliyet gösteren dernek başkanları onure edildi. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hayata geçen proje kapsamında Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol mensupları tarafından 5 engelliye hibe desteği çeki verildi. Gecede özel eğitimli çocuklar mini bir konser verdi. Engelli öğrenciler eğitmenleriyle birlikte profesyonelce bağlama çaldı, şarkılar seslendirdi. Engelleri aşan muhteşem konserde Vali Ali Mantı ve özel eğitimli Mehmet Salman'ın düeti herkesi duygulandırdı. Elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez. Belediye Başkanı Evren Dinçer gecenin sürprizini sona bıraktı. Engelliler Konfederasyonu, yani Engelliler Dernek Başkanımız da Bekir Bey de burada. Bir müjde de size açıklayalım. Engelli Koordinasyon Merkezimizi yeni yerine taşıyoruz. Bunu da inşallah en sezonunda yerine getiriyoruz. Açıklamayı ise Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya yaptı. Somuncu Baba Külliyesi'nde faaliyette olan Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda yeni yerine taşınıyor. Bekir Kaya tüm engelli dernek başkanlarıyla birlikte kendilerine daha iyi bir hizmet için yeni yer tahsis eden Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.
Engelliler için düzenlenen muhteşem program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.